Peki bu namazın usulü ve sayısıyla ilgili olarak Kur'an'da bir şey yok. Var. Ne Nasıl diyor? yok? Var da bugünkü. Şimdi bakın, namaz kelimesi Farsça bir kelime. Şimdi namaz deyip Kur'an'daki salat kelimesine yükleyeceğimiz manaları namaza yüklerseniz çok büyük olmamakla birlikte Bir hata etmiş hata olursunuz. yaparız. Çünkü namaz Kur'an'daki salat kavramının ve emrinin açık emir. Farsçası. Bir dakika. İcra şekillerinden biridir. Çünkü Kur'an'daki salat, namaz karşılığı kullanılan kelime odur. İsim fiil olarak çok geçiyor. Bu bir şemsiye kavramıdır. Bugün bizim icra ettiğimiz salat ki biz namaz diyoruz ona, bu Kur'an'daki salatın en mükemmel şeklidir. Ama salatın daha onlarca icra şekli var. Mesela Kur'an, ben söylüyorum size, yürüyerek namaz kılmaktan bahsediyor. Namaz diyorsak tırnak içinde. Salat. Nasıl kılacaksın? Fıkıh kitaplarına baktınız mı? Yürüyerek namaz, salat eden bir adamın rükû yapması söz konusu değil, secde yapması, teşehhüd yapması söz konusu değil. Nasıl yapacak bunu? Fıkıh kitapları der ki, zaruret hali varsa rükûsuz, secdesiz bu salatı yapar. Hatta iftitah tekbirine bile lüzum yok. Hatta bir noktaya gelir ki Allah'ı zihninde yaşatması, tefekkür etmesi bile salattır. Ben bunu Çeçenistan'da bir Ama en grup mükemmel mücahide önerdim, şekli beni dövüyorlardı. bugün kıldığımız şekliyle namazdır. Hazreti Peygamber en mükemmel şeklini göstermiş. Bunu yapamayanlar bu mükemmel şeklin içindeki herhangi birini, ikisini, üçünü yaparak da salat edebilir. Hasta. Rükû yapamıyor. Nasıl yapacak salatını? Meseleyi salat diye koymak lazım. Orada başka bir şey daha var. Yine saklanan bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir numaralı ibadet namaz değildir. Hepimiz senelerce İslam'ın temel ibadeti namaz diye dedik. Hayır, bu Kur'an'a aykırıdır. Nedir? Okumaktır ve özellikle Kur'an okumaktır. Kronolojik geliş sırasıyla da birinci sırada İkra'dan okumak geliyor, vardır. evet. Ayrıca ve Ankebut suresinde 41 veya 45. ayet namazla Kur'an okumayı mukayese ediyor ve Kur'an okumak üstündür diyor. Ayrıca tasih etmiştir. Yani bir adam ya namaz kılacağım ya Kur'an okuyacağım derse Kur'an okusun. Kur'an okuması evladır Kur'an'ın beyanına göre. Birinden birini ancak yapacağım derse Kur'an okuması müreccehtir. Ama Kur'an okumayı bu manada hiç öğretmediler İslam ümmetine. Bırak okumayı, Kur'an okumayı da öğretmediler. Emevi Kur'an okumayı camiye hapsetti. Haccacı Melun veya namı diğer Haccacı Zalim, Emevilerin sahabe katili, Irak valisi. Bütün camilere Kur'an-ı Kerim nüshalarını koydurttu ve insanları camide daha çok kalmaya, adeta hapishane gibi oraya mahkum etmek için her türlü tedbiri aldı. Zaten bütün imamları Araplardan seçtiler. Mevaliden hiçbir insanın allame olsa ki bütün allameleri o devrin mevalidendir. Arap olmayan unsurlardandır. İmamlık hakkı vermediler. Camilerde imamları Emevilerin Arap ajanı gibi kullandılar. Ve ne kadar fazla insanları camide tutarsak o kadar işimize yarar. Çünkü beyin yıkama ocağı olarak kullandılar camileri. Şimdi İmam-ı Azam kitabının önemli bahislerinden birisi de budur. İşi böyle bağladılar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i camide okumaya hapsetti. Biz bunu biraz dışarı çıkardık. Nereye çıkardık? Mezarlığa çıkardık. Zaten öyle merasime bağlandı ki bunu okuması mümkün değil insanların. Bakın Emevi melaneti oralara uzanmış. Ayağını uzatarak okuyamasın. Diz çökmeden okuyamasın. Başın açık okuyamasın. Abdestsiz okuyamasın. Haizli kadın okuyamaz. Lohusa kadın okuyamaz. Yahu sen bunu açık söylesene Nasrettin Hoca'nın cami hikayesi. Okuma diyeceksin diyor. De diyemiyorsun. Okuma diyeceksin de dilin varmıyor. İşte sonuçta da okumamış zaten kimse. Kur'an-ı Kerim'in
bizzat kendisinin verdiği adlarından biri nedir biliyor musunuz? Kitab-ı Münzel. İnzal yukarıdan beşer yararlansın diye aşağı indirmek demektir. Bize ne yaptırdılar? Bunu niye aşağı indirdiniz? Yukarı kaldırın bunu. Evin en yüksek yerine astı. Allah'a kafa tutarcasına ve elini sürmedi oraya. Orada durdu. Hani batıda mitolojik hikayelerde Drakula hikayelerinde vardır. Sarımsak asarlar. Drakula vampir gelmesin diye. Aynen onun gibi bir şey yaptılar. Ya niye mutfaktaki masanın üstünde Kur'an-ı Kerim yok? Ben bunu bu millete 20 sene önce sordum. Saygı ama efendim o. Efendim saygı, ya saygı okumaktır kardeşim. Saygı bizde diyor muyuz ki saygısızlık yaparak oku. Okumak saygısızlık olur mu ya? Okumayı bir biçimde sağladığınız zaman saygının Kur'an tarafından isteneni zaten yerine getiriliyor. Bir kitaba gösterecek en büyük saygı okumaktır hakikaten. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ı yatarak, yan yatarak, sırt üstü yatarak, ayakta oturarak, kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim zikredin diyor. E zikir Kur'an'ın adlarından biridir. Kur'an'da zikretmek kelimesinin geçtiği her yerde otomatik mana Kur'an okumaktır. İkinci manadır öbürü. O nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? Allah'ı zikredin diyor. Efendim? Kur'an okuyun demiyor ki orada. Tamam. Müsaade buyur. Kur'an'ın adlarından biri zikir değil mi? O zaman lugavi olarak, bu benim icadım değil, bu filolojik bir gerçektir. Zikir kelimesi aynı zamanda Kur'an okumayı ihtiva eder. Nitekim Kuşadalı tasavvuf tarihinde buradan hareketle Kur'an dışında insan tertibi zikirleri tarikatının evradı arasından çıkarmıştır. Hareket noktası budur. Ve Kur'an'a uygundur. Çünkü Kur'an'ın adlarından biri zikirdir. İyi de Allah'ı zikredin demek başka, Kur'an okuyun bakın, demek. Bakın bir şey demiyorum. En mükemmel şekli Kur'an okumaktır. Buna bir itiraz olabilir mi? Zikrullah demez yani. Buna itiraz olabilir mi? Ona olmaz ama yani. Ben onu diyorum. Hayır şey tabii diyorum. Ki Allah Allah diyerek de zikredersin. Ha. Ona bir itiraz yok. Gayet tabii. Gayet tabii. Hocam şu şey aklım takıldı. İsra suresinde. Türkçesini şey yapalım. Kulunu gecelerin birinde Mescid-i Aksa'dan, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbin şanı... Götüren değil, yürüten. Yürüten, İsra. Evet. Şanı yücedir. Amen. Mealen. Mesafe, Mekke'yi düşünürseniz, taş çatlası 5 kilometredir. Nerede? Yani Mescid-i Aksa eğer Mekke'deyse. Onu bilemiyorum kaç ki ama Mekke'nin uzak bir yerinde. Şimdi o zaman o mantığa, evet, o mantığa göre... Bunun nasıl Miraç olarak şey yapılıyor? Miraç değil o. Yani ne bu? O İsra. Şimdi İsra hadisesinin Miraç'ın bir parçası olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü İsra ayetinde Miraç diye bir hadise geçmiyor. Yok işte onu soruyorum. Evet. Ama bunlar sonradan birbirine monte edilmiş ki bunu Kur'an'da doğrulayacak hiçbir dayanak yoktur. Onu soruyorum. Yoktur. Ha. Elmalılı bunları diyor. Yani Miraç'ın bir parçası mıdır İsra yoksa ayrı bir hadise midir? Bu netlik kazanmış değil. Size göre? Ben onun mahiyetine girmiyorum. Bana göre ayrı ayrı şeylerdir. Ha ayrı ayrı. Ayrı ayrı şeylerdir. Çünkü bakın hiçbir uruç kelimesi yok orada. Yok. Ve mesela işte o yüksek ufukta onu gördü, Sidre-i Münteha'da gördü. Onlar orada yok. O apayrı bir yürüyüştür. Ama Hazreti Peygamber'in o Mescid-i Aksa, Mekke'nin uzak noktasındaki Mescid-i Aksa'ya sık sık gittiği, çok önem verdiği tavsiye ediliyor. O mantıkla onu da kastediyor olabilir. O önemli. Ama bu ruhani seyahatle, o büyük tecellilerle ilgisini kuracak bir dayanak ben Kur'an'da bulamıyorum. Onu soruyorum. Zaten o tartışmalıdır. Evet. Peki efendim. Kabe Kavseyn. E işte o Miraç hadisesi. Nereden? Kabe Kavseyn'i Allah nasip etse de
mahiyetine biz de biraz nüfuz edebilsek. O yaşayanla yaşatan arasında bir sırdır. Kim bilebilir onu? Hazreti Ayşe işte oraları izah ederken diyor ki bunlar tecellilerdir. Ama Allah'ı yüz yüze gördü filan diye bir iddiaya mesnet yapmayın bunu diyor. Bu Allah'a da peygambere de iftiradır. Kabe kavşeyin yani iki yay boyu. Evet. Mecazi bir tabirdir. Hazreti Peygamber için bu Kur'an'ın mahvedi olan bir benlik için bu şurada oturduğu yerde senle benle konuşurken de mümkün olamaz mı? Defalarca olmuştur. Yani Cebrail geliyor. Bazen insan suretine girerek vahiy indiriyor. Sahabe içinde Cebrail'i geldiği şekliyle gören var. Bu bütün kaynaklarda bunlar vardır. Ve geliyor bu alemde. Ama tanıtıyor peygamber, o Cebrail'dir. Gayet tabii ama geliyor. Hı hı. Bu alemde vahyi getiriyor. Bütün vahiy bu alemde gelmiştir. Şimdi Miraç'la ilgili anlatılanlardan bir tanesine daha bakalım. Mümkün mü bunu kabul etmek? Ettehiyyatü teşehhütte okunan, ettehiyyatü Miraç'ta Cebrail, Cenab-ı Hak ve Hazreti Peygamber arasında geçen bir konuşma. E niye Kur'an-ı Kerim'in içinde yok? O zaman bu vahiy oldu. Nasıl kabul edeceksiniz bu? Kur'an'ın içinde yer alması lazım. Nereden çıktı? E böyle işte. Bunu böyle talim ediyorlar. Hocam, Cevşen. Cevşen. Çok güzel bir münacattır. Ben de okudum. Ama tabii bazıları işte Hazreti Peygamber'e... Kelamullah mıdır? Hayır. Ney? Ney bu? Cevşen. Bu hani şey, Koro'da inanan şey. Çok güzel bir doğrudur ama. Bir düssettar gibi, benzeri virtler gibi bir virt ama güzel bir virt. Allah'ın isimleriyle Cenab-ı Hakk'a bir münacatı böyle biraz da secili. Ben ona şey diyorum hocam, sigorta poliçesi. Herkes bunu takar çünkü korunmak için. Vallahi. O vahiy midir? Hayır. Yok canım, değil. Hayır. Yok. Öyle olsa ben böyle bir şey der miyim? Vahiy olsa Kur'an'a girmesi lazım. Haşa. Olur mu? Ettehiyyatü nedir? Yok efendim, şeye gelmiş de Cebrail, zırhı at savaşta demiş. Boyuna bunu tak demiş. Ya Allah'tan kork ya. Bu Hazreti Peygamber'in talimatına, sünnetine, Kur'an'ın... Peki hocam, ettehiyyatü nedir? Hocam ben ne zaman... Duadır. Yeni bir araba değiştirsem annem bir tane verir bana. Hatta dua bile değildir. Evet. Bir tespittir. Bir amentü dua mıdır? Abdest alırken amen. Nedir amentü? Niye Kur'an namaza nasıl girdi? Sünnet midir namaza girişi? Girer yani namazda Kur'an... Hayır, sünnet midir? Sünnet deniyor. Size göre, Efendimiz'e göre. Bana göre de öyle. Okunmuş. Ama namazda Kur'an dışında bir şey okunmaz diye bir kural yok ki. Namazda bir tek kıyamda kıraat Kur'an'dan okunuyor ki. O da şart değildi. Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerin üçüne göre de bir adam Kur'an'ı güzel okuyamıyorsa. Evet. Men la yuhsin el arabiyyete felehu en yakra'e ma şa'e. Bakın İmam-ı Şafii'nin koyduğu düstur. Şimdi bize dayatmışlar. Kur'an'dan okumadıkça namaz olmaz. Yok böyle bir şey. Şart değil. İmam-ı Azam diyor ki münacaattır. Allah'a yakarıştır. Kur'an'ın başka dildeki tercümesiyle de olur. Yani o duaları okumak şart değil. Başka midir? Dualarla da olur ve diğer üç mezhepte bunu, hatta üç mezhep demeyelim. Caferilikte de bu vardır. Ama Arap çok var. Gayet Arap tabii. Çok bilen onu okur. Ben diyelim ki dua bilmiyorum. Sonra Kur'an'dan şu kadar okunacak. Bunlar fakihlerin kendi aralarında biraz da halka rahatlık sağlamak için verdikleri kalıplardır. Bir adam münacat sadedinde bütün namaz boyunca mesela Bismillahirrahmanirrahim hocam, diyerek şey namazını kılsa bunun olmayacağını söyleyebilir mi bir adam? Ben söylemem, benim hoşuma gider. Efendim senin hoşuna gider değil, bu İslam fıkhının verilerine tamamen uygun. Şimdi ben başka bir şey soracağım bununla ilgili. Müslüman olmak için ne yapmak gerekiyor? Bir insanın Müslüman olmak için ne yapması gerekiyor? Ben kısa söyleyeyim sana. Allah'ın varlığına, Kur'an'ın da onun
Hazreti Muhammed'e gönderdiği vahiy olduğuna inandım mı? Olay bitti. Ha, bitti. Evet. Müslüman oldun. Mümin oldum. Mümin oldun. İbadet etmek istiyorsun ama Kur'an hayatında görmemişsin. Evet. İbadet de etmek istiyorsun. Evet. Oturup kendince yakarsan olmaz mı yani? Çünkü Müslüman olmanın kuralları arasında, şartlar arasında şey yok. Şu duaları ezbere bilmek diye bir kural yok. Hayır. Ama bakın, ibadet de etmek istiyorsun. Duanın ezberi olmaz beyefendi. Hazreti Peygamber namazlarda Kur'an'ın okunmasını istiyordu. İki sebebi var. Kuralları öğrensin diye. Bir, sahabe Kur'an'ı biliyor, onlara rahatlık, kolaylık olsun diye. Bu insanların büyük kısmı okuma yazma biliyor. Başka bir şey ne diyecekti onlara? Ama Kur'an'ı az veya çok hepsi biliyor. Ama bir bakıyorsunuz, bazı sahabiler geliyor Hazreti Peygamber'e diyor ki, ya Resulallah, ben namaz kılmak istiyorum. Peki, ama ben Kur'an'dan bir şey okuyamam. Ya kardeş diyor, Fatiha'yı da mı okuyamazsın? Yani şurada üç satırlık bir şey. Yok onu da ezberleyemem. Ben diyor böyle ezberleyerek bir şey okuyamam. Kur'an'dan hiçbir şey okuyamam. Bana başka bir yol göster. Peki diyor. O zaman içinden geldiği şekilde Fatiha okuyacak yere Allah'a içinden yakar. Geldiği şekilde yakar. Bravo. Süper. Bir dakika. Hep yırtma noktalarına gidiyor. Bitmedi. Diyor ki ne mesela neler diyeyim? Örnek bana ver diyor. Ya Rabbi sen yücesin. Sen her şeyden münezzehsin. Sen her şeye kadirsin. Seni tesbih ederim. Seni takdis ederim. Filan böyle örnek veriyor ona. Güzel de diyor. Yani adam da şuna bakar mısınız? Hazreti Peygamber bu özgürlüğü vermiş. Peygamberimizin karşısında böyle konuşuyor. Konuşuyor tabii. Şimdi sen tarikat şeyhinin karşısında ağzını açabilir misin ya? Hemen kafir. Ben açarım da döverler herhalde. Bakın şimdi. Bakın. Diyor ki tamam da ya Resulallah diyor. Bunlar tamam. Bunlar Allah'ı takdisse dediğinde söylerim bunları. Ben kendim için de bir şeyler dua etmek istiyorum. Tabii diyor. Kendin için, çocukların için, ailen için de afiyet iste, mutluluk iste, nimet iste. Onları da iste diyor. Şimdi fıkıh kitaplarına koymuşlar. Namazda dünyevi dua yapılmaz. Ulan dünya duanın dünyevisi ne, uhrevisi ne? Dünyayı başka bir Allah, ahireti başka bir Allah mı kotarıyor? Şu saçmalığa bakar mısın ya? Hocam güzel konuşuyorsun valla. Bakar mısın? Hazreti Peygamber'in yaptığına bak, bu adamların bize dayattıklarına bak. Bu adamları ben sevmiyorum. Namazda uhre işi, dünya ile ilgili dua olmazmış. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne yapacak şimdi? Dünya için de başka bir ilaha mı haşa yalvaracak Müslüman? Şuna bakar mısınız? Hazreti Peygamber dünya böyle dünya için diyor. Ama şeye yalvaracaksın. Çocukların için diyor, bereket iste, lütuf iste, ahiret için iste. Dünyamadığı için onlara yalvaracaksın değil mi? Ne diyor Hazreti Peygamber? Yani Kur'an'dan okuyamıyorsan kendi içinden geldiği gibi. İmam-ı Şafii bunu alıyor. Sorduğun sorunun en hayati yerinde bilgisayara bakma, bana bak. Baby. Hocam dinliyorum. Hocam dinliyorum. Çünkü şoku kesme. İmam-ı Şafii bunu alıyor. Diyor ki, Hazreti Peygamber'in bu dediğine istinaden diyor ki, bir adam diyor, namazında, kıyamda, Fatiha yerine böyle içinden gelen bu duaları da olabilir ki bunları güzelce birbirine düzüp o arada söyleyebilir. Kısa bir zaman. Ne diyor biliyor musunuz İmam Şafii? Ve İmam Malik. Ve İbni Hanbel. Üçünde de aynıdır. Bunları halka söylediler. Diyor ki Allah'ı düşünsün zihninde. O da diyor Fatiha'yı okuma yerine geçer. Ya bunları niye saklıyorsunuz halktan? Bırakın Allah'a bu şekilde secde etsinler. Peygamberin verdiği bir hakkı siz niye gasp ediyorsunuz ya? Senin babanın malı mı? Sen yine duayı namazı, öğren de öbür taraf garanti tabii, olsun. Namazı Çin okrabası size çevirdi. Sigorta hocayı alma. Gelmiyor. Bunların anlattığı namazı kılmak hakikaten müşkül bir iştir. Şimdi ben Hazreti Peygamber'in kaynaklarda gelen sahabilere, ilk defa iman etmiş insanlara veya
iman etmiş ama Hazreti Peygamber'i daha sonra yeni görmüş, geliyor, bana namazı anlat diyor. Ya 6-7 cümle, 3 dakikalık iş. Şimdi fıkıh kitaplarındaki namaz 100 sayfayı buluyor. Onu öğrenene kadar bir adamın ömrü biter zaten. Hocam bir söz vardır Ferit Hoca'nın, Ferit Kam'ın. Bir meselenin anlaşılmamasını mı istiyorsunuz diyor. Şerh edin. Tamam. Yorumlayın. İmam-ı Azam'da var. Onun mu? Cevaplar çoğalırsa diyor. Hı-hı. Hakikat. Evet. Hocam sizle ilgili şahane bir laf geldi. Almanya'da bir ilahiyatçıya bir Türk vatandaşı soruyor. Diyor ki Yaşar Nuri Hoca'yı nasıl bilirsin? Nasıl adamdır? Cevap şöyle. Yolun solundakileri dine çeker. Yolun sağındakileri de tahribat yapar. Ama o tahribat hurafe dinindedir. Evet. Ondan mutluluk duyarım. Evet. Süper bir laf yalnız. Enteresan. Ya yolun solundakileri... Dine çeker. Yani tabii din dediğin zaman... Umumi manada solu da sağı da bizim insanımız inanır. Ama bir özel manada bunu kullanıyorsa ben Deniz Baykal'ı çekemedim. Nerede solu? CHP'yi çektim mi yani? Çektim mi? Yalnız sen... Sağındakilere tahribat diyorsan onu da bir espriyle söyleyeyim. Onların tahrip edilecek yeri de kalmadı zaten. Onlar hepten batmış. Çünkü örf dinini Kur'an'ın üstüne oturttular. Bitti. Bitti. Ondan sonra istediğin kadar cami yap, istediğin kadar namaz kıl. Temel yok. Belki o sol mol dediğiniz, yani biliyorum kimleri kastettikleri, ya böyle işte ibadetsiz filan. Büyük ihtimalle Kur'an'ın bana öğrettiğine eğer dayanarak konuşursam büyük ihtimalle onlar Cenab-ı Hakk'ın karşısında daha büyük puanla öne geçecekler. Umudumuz bu hocam. Samimiyetleri kurtaracak yalnız onları. Öbüründe gene, iddia var, bunda samimiyet var. Sen gene garantiye al, bir iki kısa ayet ezberle. Aman gözünü seveyim, sakın ezberle, bunları bana yap. Dayanarak senet yapma sonra ha, benim başımı derler. Hocam valla garantisini vermiyor. Ben öbür tarafa, hayır efendim, bence Yaşar Nuri'yi dinledim. Garantisini vermiyor. Diyeceksin ki vallahi Yaşar Nuri Hoca'yı dinledim. Sen yine sigorta babına birkaç şey... Şimdi bak, baktım geçemedim, atlarım sırtına. Bunu herkes dinliyor, tabii ki... Omuzlarımızda melekler de kaydediyor. Sen onun için öyle kolay yırtamasın.